HRT ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 27 Ekim 2021 günlerden çarşamba ve ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur kendi sosyal medya hesaplarından dün bir açıklama paylaştı. Bugün arkadaşlarımız o açıklamayı da haber haline getirmişler. Konu Defne ilçesiyle ilgili. Yetim defne, öksüz defne, sahipsiz defne ile ilgili efendim konu. Biliyorsunuz Defne ilçesi sakinlerinin uzun bir zamandır bir talepleri vardı. Hastane, devlet hastanesinin artık Defne'de de, daha doğrusu Defne'de de bir devlet hastanesi olmasını istemişlerdi. Mehmet Güzel Mansur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ettiğini açıkladı ve hastane ile ilgili söz aldığını da ifade etti. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Defne Devlet Hastanesi inşa edilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan söz aldığını duyurdu. Güzel Mansur, konuyla ilgili olarak Bakan Koca'yı ziyaret etti. İlçedeki hastane eksikliğinin nelere mal olduğunu anlattı. Bakan Koca hastane için söz verdi. Güzel Mansur teşekkür etti. Defne'nin devlet hastanesi ihtiyacının giderilmesi için 3 yıldır soru önergeleriyle, meclis konuşmalarıyla, komisyon çalışmalarıyla mücadele verdim. Bunlarla yetinmedim. 3 yıl önce Sağlık Bakanını ziyaret ettim. 160 bin nüfuslu Defne'de hastane olmadığı konusunda bilgilendirdim. Sayın Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'yı hastane yeri önerisiyle tekrar ziyaret ettim. Defne'ye devlet hastanesi yapımı için sözü aldım. Hastane için yer temin eden Defne Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Güzel'e, hastane yapım sözünü veren Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya tüm Defne'li hemşehrilerim adına teşekkürü borç bilirim. Şimdi bu habere geri döneceğim. Ama bir iki haber daha sunalım. Bu Defne Hastanesi ile alakalı habere geri döneceğiz. Devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı bizden birer süper kahraman yaratmak istiyor olabilir. Ama biz süper kahraman olmak istemiyoruz. Bu ifadeyi kullanan isim Hatay Tabip Odası Başkanı Sadık Nazik efendim. O 5 dakika meselesi var ya, yani kişi muayeneye geliyor, hasta 5 dakika içinde muayene edip efendim ilacını vereceksin, göndereceksin 5 dakikada. Biz de eleştirmiştik bu konuyu. Bugün eleştiren isim Sadık Nazik yanı sıra Doktor Şermin Meriç Yapar Hatay Tabip Odası adına. Buyurun. Sağlık Bakanlığı bizden birer süper kahraman yaratmak istiyor olabilir. Oysa biz hekimler süper kahraman olarak değil, sadece insanca işimizi yaparak hastalarımızı yaşatmak istiyoruz. Bu isyan sağlık emekçilerinin. Yıllardır çalışma şartlarımız bizi öldürüyor dedik, ancak hiçbir düzenleme yapılmadı. Soruyoruz, asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için daha kaç meslektaşımızın ölmesi gerekiyor? Bir devlet memuru ayda ortalama 168 saat çalışırken asistanlar ayda 360 saat kadar çalışıyorlar. Tekrar hastalara soruyoruz. 30 saattir çalışan asistan hekimin 80. hastası veya ameliyat ettiği kişi olmak ister misiniz? Hatay Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı'nın randevu aralıklarını 5 dakikayla sınırlandırmasına hastane önlerinde yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklamayı oda adına mikrobiyoloji uzmanı Doktor Şermin Meriç Yapar okudu. Önce asistan hekimlerin yüküne değindi, şartların iyileştirilmesi için daha kaç meslektaşımızın ölmesi gerekecek diye sordu. Ardından 5 dakikalık muayenenin etik olmadığını söyledi. Oysa hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım ayrıntılı bir öykü almaktır. Dayatılan 5 dakikada kişinin şikayetini anlayabilmek ve yeterli muayenesini yapabilmek mümkün değildir. Hekim-hasta ilişkisini 5 dakikaya sığdırmak, hekimlik mesleği etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez bir durumdur. Talepler, vaatler ve verilmeyenler, iyileştirilmeyen şartlar üzerinden eleştiriler yönelten Yapar, tabiplerin taleplerini sıraladı araştırma hastanesinin önünden. Sağlıkta özelleştirmeci politikalar durdurulmalı, sağlık hizmetleri toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmelidir. Sermayeye değil, sağlığa bütçe ayrılmalıdır. Başta asistan hekimler olmak üzere
tüm sağlık çalışanlarının çalışma süreleri yeniden düzenlenmelidir. Sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığı olan emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret düzenlemesi yapılmalı, performansa dayalı ek ödeme sisteminden vazgeçilmelidir. Ek göstergelerin hekimler için 7200'e, sağlık çalışanları için 3600'e yükseltilmesini istedi ve 5 dakikalık muayene süresi düzenlemesinden vazgeçilmesini. Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için 120 gün fiili hizmet süresi zammı tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir. Covid-19 tüm sağlık çalışanları için şart aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmeli. Bu nedenle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine tazminat ve aylık ücret verilebilmelidir. Muayene 5 dakikaya sığdırılmamalı. Hekim-hasta ilişkisini zedelemeyecek yeterli muayene süreleri verilmelidir. Ve CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar'ın gündeminde zam yağmuru vardı. Zamların geldiği noktayı dile getirdi sevgili Ramiz Parlar ve ülkenin bugün bu halde olmasının nedeni AK Parti hükümetidir dedi. CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar son dönemde yaşanan zam yağmuruna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Zamların artışındaki döviz artışını işaret eden Parlar, AK Parti izlediği yanlış politikalar nedeniyle ülkeyi karanlığın içerisine soktu. Tepeden tırnağa her şeye zam geldi. Asgari ücretliye, emekliye kaşıkla verirken kepçeyle geri aldılar. Ülke dev bir işsizler ordusuyla baş etmeye çalışıyor. Yandaşlar, torpilliler, hak hırsızları belirli derneklerin çatısı altında çeşitli görevlerde cirit atarken yoksul halk iş bulmaktan dahi ümidini kesmiş durumda, dedi. Zamlar peşi sıra geliyor. Benzin, motorin, doların da fırlamasıyla aldı başını gidiyor. Türk lirası değer kaybetmeye devam ederken insanlar marketlerde yağ kuyruklarına giriyor. Yani AK Parti iftira ve çamur atmak için suçladığı her şey kendi iktidarının başına geliyor. Ancak bu rezilliği saray ve şürekası değil, halk çekiyor. Artık AK Parti, Türk milletinin sırtında yük olmaktan başka bir anlam ifade etmiyor ve kısa zamanda bu yükü atmak için gün sayıyor. Evet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün oylanmıştı. Tezkere konusu. Irak'a, Suriye'ye asker gönderilsin mi, gönderilmesin mi, orada kalalım mı, kalmayalım mı vesaire. Konu oydu. Aslında bir torba halinde sunulmuştu. İçinde başka maddeler de var. İyi Parti dahil olmak üzere Cumhur İttifakı destek verdi. Oylamada evet oyu kullandı ve 2 yıl daha uzatıldı tezkere meselesi. Mecliste CHP ve HDP ise hayır oyu kullanmıştı. Bunları niye söyledim? Hani bir hatırlayalım dün ne olmuştu diye. Ancak bugün Türkiye'nin bazı illerinde ve Antakya'da da bir araya gelen isimler oldu. Sivil toplum kuruluşları oldu. Yani buna da işte emek ve demokrasi güçleri deniyor. Onlar da Atatürk Parkı'nda tezkereye hayır eylemi yaptı. Ya da basın açıklaması okudu. Savaşa değil, emekçiye bütçe. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerenin oylandığı dakikalarda Antakya Atatürk Parkı'nda bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri tezkereye hayır mesajı verdi. Şu an halkların gündeminde savaş tezkeresi yok. Emekçilerin gündeminde savaş tezkeresi yok. İşçilerin gündeminde savaş tezkeresi yok. Ataması yapılmayan emekçilerin gündeminde savaş tezkeresi yok. Asgari ücretle geçinemeyenlerin gündeminde savaş tezkeresi yok. Basın açıklamasını okuyan SYKP Hatay İl Eş Başkanı Mehmet Çelik, halkın asıl gündeminin tezkere değil, ekonomi olduğunu söyledi. Türk lira haklarının gündeminde artan ekonomik kriz, zamlar, yoksulluk, işsizlik ve barış vardır. Bugün ülke, Türkiye tarihinde az rastlanan derinlikte bir ekonomik krizle karşı karşıya. Açlık, yoksulluk, işsizlik had safhada. İnsanlar kan ağlıyor. Kiralar, gıda fiyatları, doğalgaz, su ve elektrik fiyatları almış başını gidiyor. Böylesi zor bir süreçte Irak, Suriye tezkeresi
tümüyle AKP'nin iktidarını sürdürebilmenin bir aracı haline getirilmek isteniyor. Evet, savaş istemiyoruz elbette. Efendim söyleyeyim, savaşa değil emekçiye bütçe. Güzel de bir slogan aslında. Hepimiz öyle istiyoruz. Savaş olmasın, insanlar ölmesin. Emekçilere bütçe ayıralım ki emekçiler daha iyi yaşasın bu ülkede. 2800 lira asgari ücret ki bu ülkede her zaman dile getiriyorum. 2800 lirayı almayan çok sayıda insan var. Çok sayıda insan var. Yani 2800'ü de almıyor. Geçtiğimiz günlerde hatırlayın Hatay Tabip Odası diyorum. Hatay Barosu Başkanı Avukat Hüseyin Cahit Açıkalın programımıza konuk olmuştu. Adam okumuş, bitirmiş yıllarca. Ondan sonra avukat olmuş ve asgari ücretin altında çalışıyor dedi bana. Programda dedi, yani bana derken sizlere bilgi verdi. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ondan sonra işte zamlar zaten belli ortada. Doların, euronun geldiği nokta belli. Ya bizim onları konuşmamız lazım aslında daha fazla ama işte başka şeyler konuşuyoruz ne yazık ki Türkiye'de olunca. Şimdi geldik 2022 Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine. Dün ana haber bültenlerinde eğitim iş eleştirmişti bu konuyu. Ya bu kadar az bütçe olur mu eğitime diye. Bugün eleştiren isim ise Özgür Tıraş, Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı. 2022 Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi eğitim sisteminin öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin yaşadığı sorunlara çözüm üretmekten uzaktır. Salgın koşullarında bile en temel ihtiyaçların görmezden gelindiği, ek bütçe taleplerimizin yok sayıldığı koşullarda hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin sadece zorunlu harcamalar dikkate alınarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. Eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 bütçesine tepki göstermeye devam ediyor. Eğitim Senata Şube Başkanı Özgür Tıraş, yazılı bir değerlendirme yaptı konuyla ilgili. Rakam üzerinden anlaşılan odur ki, Milli Eğitim Bakanlığı 2 yıla yakın bir sürede öğrenme kayıplarını ortadan kaldırmak, eğitimde niteliği artırmak ve COVID-19 salgını koşullarında yeni derslik ve eğitim emekçisi ihtiyacını karşılayarak yüz yüze eğitimi sürekli kılmak için etkin bir çaba içinde olmayacaktır değerlendirmesini yaptı, talepler sıraladı. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin milli geliri oranı en az 2 kat artırılmalı. Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması uygulamasına son verilmeli. Özel okullara aktarılan kaynaklar devlet okulları için harcanmalı. Eğitim kurumlarının bütün ihtiyaçları salgın koşulları göz önünde bulundurularak yeniden güncellenmeli, bütün okullara ihtiyacı kadar ödenek ayrılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay başlangıç olarak en az 2 kat arttırılmalı, okul binaları ve derslik gereksinmesi karşılanmalı, eğitimi ticarileştirmeyi hedefleyen özel sektör, dini vakıf ve cemaatlerle yapılan ya da yapılacak olan her türlü ortak proje ve protokoller iptal edilmeli. Tüm eğitim ve bilim emekçilerine insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı. Eğitim ve bilim emekçilerinin satın alma gücünde ve ücretlerinde yaşanan kaybın giderilmesi için maaşlarda yaşanan erimeyi karşılayacak oranda eksem yapılmalı. Tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarılmalı. Az önce birinci haberde Mehmet Güzel Mansur beyefendi, milletvekili, Hatay milletvekili, Defne ilçesiyle ilgili devlet hastanesi tamam şeklinde bir açıklama yaptı. Bu sözü nereden aldı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beyefendiden. Onu ziyaret etmiş ve o ziyaret sırasında Defne ilçesine tamam demiş bakan. Hastane yapacağız gibi bir cümle kullanmış olsa gerek. Ve Sayın Mehmet Güzel Mansur bunu tabii müjde olarak duyurdu. Neden? Çünkü Defne ilçesinde bu hastaneyi bekleyen yüz binlerce insan var. Ya evet, hastanemiz olsun. Müjde mi müjde? Ama Sayın Bakan ilk defa bu sözü vermiyor biliyorsunuz. Daha önce de bu konular gündeme gelmişti. Bu konu daha doğrusu gündeme gelmişti. Yanılmıyorsam yine Mehmet Bey miydi? Mehmet Güzel Mansur Beyefendi miydi? Yoksa Serkan Topal Beyefendi miydi? Hatırlamıyorum. Yine söz verildi. Hastane tamam dendi. Ondan sonra baktık gene bir şey yok. Şimdi Sayın Bakan eğer bu sözleri veriyorsa bu sözlerinde durması gerekiyor. Kocaman bakansınız Fahrettin Bey. Yani bu Defne halkının aklıyla kimse alay etmesin. Yani demin de söyledim zaten. Yetim Defne, öksüz Defne, sahipsiz Defne. Daha ne diyeyim ya? Defne ile alakalı. Bir hastane meselesi. Yıllardır konuşuluyor ve yıllardır sayın milletvekilleri de uğraşıyor. Bak uğraşmıyor diyemem. CHP'li vekiller başta olmak üzere. Uğraşıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama olmuyor.
Daha önce de bu ve benzeri haberleri biz verdik buradan. Bakan Bey söz verdi, Bakan Bey söz verdi, Bakan Bey söz verdi. Nerede sözünüz Sayın Bakan? Ya bu kez lütfen sözünüzü tutun diye rica etmek istiyoruz sizden. Ben de bir Defneli olarak. Ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Sayın Lütfü Savaş efendim ilçe gezilerine devam ediyor. Neredeydi son olarak? Altınözü ilçesinde. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş ilçe gezilerine Altınözü ile devam etti. Hayırlı olsun diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Keskincik ile Maya Dalı mahalleleri arasında yapılan 2 kilometrelik yolu mahalle muhtarları ve sakinleriyle birlikte hizmete açtı. Hepiniz bu açılışımıza hoş geldiniz. Biraz önce Maya Dalı ile Keskincik arasında daha önce arabaların kullanamayacağı kadar patika olan yolu açıp genişletip asfaltlamış durumdayız. Beton asfalt yapmış durumdayız. Burası 5 tane köyümüze hizmet edecek çok güzel bir yol oldu. Ben bu yolumuzun tüm köylerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2 kilometrelik yolda ilk olarak yağmur suyu drenaj hattı döşedi ve yolu genişletti. Gerekli noktalara menfez ve istinat duvarları da yapan ekipler zemin iyileştirme çalışmalarının ardından beton asfalt serdi. Biraz pandemi döneminde biraz pandemiden dolayı yavaşlama oldu. Onun dışında full çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da artık çalışmanın artacağı, hız kazanacağı bir döneme gireceğiz. Lütfü Savaş'ı açılışta CHP Altınözü İlçe Başkanı Hamit İsaoğulları, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, Altınözü Muhtarlar Dernek Başkanı Sabahattin Bayır, mahalle muhtarları ve vatandaşlar eşlik etti. İşleri çok, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin de işi çok, ilçe belediyelerinin de işi çok. Vallahi Allah afiyet versin yani. Tamam biz vatandaş olarak zaman zaman tepki gösteriyoruz ama onların da işleri kolay değil. Bir de bütçe kısıtlı olunca tabii daha da sıkıntı çıkıyor. Şimdi bugün Cabir Bey izliyor mu beni bilmiyorum. Ardından Ayda Hanım. Ayda Hanım mıydı, Aydan Hanım mıydı? Şimdi tam hatırlamıyorum ama benim notlarımda Ayda Hanım var. Cabir Bey'in eşi bildiğim kadarıyla. Ben bir yere ziyarete gitmiştim. Onlar da oradaydı. Biraz sohbet ettik ayaküstü. Odabaşı Mahallesi'nde ikamet ediyorlar. Hatta Cabir Bey, CHP İlçe Başkanlığı tarafından mahalle temsilcisi olarak da görevlendirilmiş bildiğim kadarıyla. Ya Ali Bey dedi, ne olacak dedi bu Odabaşı Mahallesi. Ya dedim, Odabaşı Mahallesi ne olacak? Ya Hatay ne olacak? Ya Türkiye ne olacak? Yani Orta Doğu ne olacak? Yani o kadar çok ne olacak sorusunun sorulabileceği alan yer var ki sevgili seyirciler. Gerçekten öyle ama. Odabaşı Mahallesi'nde ne var dedim, sokaklar dedi. İşte orada bir dere var, Odabaşı Mahallesi'ndeki dereden söz ediyorum. Pis koku yayıyor. Yılların sorunu, bak yılların sorunu bu sorun. Çözüldü mü çözülemedi, halen pis kokuyor Odabaşı Deresi. Birçok kişi bu konuyla ilgili bize bilgi ulaştırıyor o dereyle ilgili. Sokaklar, işte dere meselesi, temizlik falan filan. Yani bizim burada her gün konuştuğumuz şey... Hatay'ın genelinde bu tür sorunlar var. Üstesinden gelmeye çalışan yerel yönetimler var. Ama üstesinden gelebiliyor mu? Vallahi gelmiyor. Billahi gelmiyor. Sen bir tane dersen ben 10 tane ekleyeyim üzerine. Ne yazık ki. Evet, buradan Odabaşı Mahallesi'nden bizi izleyen sevgili seyircilerimize, Cabir Bey'e, Ayda Hanım'a efendim iyi akşamlar diliyoruz. Evet, devam ediyoruz Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Üst Kurul Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Üst Kurul Toplantısı Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 55 aracın işlemini oylarda sunuyor, kabul edenler etmeyenler bu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık Başkanlığı'nda yapılan toplantıda 28 gündem ve 1 ek gündem maddesi görüşüldü. Konusu raporlarına kabul edenler, etmeyenler. Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında şu maddeler yer aldı. Erzin ilçesinde faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi ve sınavında kullanılan güzergahının revize edilmesi görüşüldü. Hatay genelinde trafik akışı ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul ve park yakınlarında yollara ve caddelere kasis yapılması, ayrıca İskenderun ilçesi toplu taşıma rehabilitasyon projesinin revize edilmesi görüşüldü.
Evet, Hatay'da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki farklı bölümlerde eğitim alan öğrenciler, hizmet sektörünün çeşitli dallarına nitelikli ara personel olarak yetiştiriliyor. Bak, burası çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadının dediği gibi. Burası çok önemli. Bak, burası çok önemli. Ama gerçekten önemli. Bak, şaka da yapmıyorum yani. Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde bu sorun yaşanıyor. Nitelikli eleman yetiştirme meselesi. Nitelikli elemanımız yok. Ara eleman da yok, normal eleman da yok. Dolayısıyla Sayın Yusuf Çalışkan okul müdürü, şimdi bu konuyla ilgili açıklaması gelecek, öğrencilerin de açıklamaları var. Önemli buluyorum. Hatay'da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki farklı bölümlerde eğitim alan öğrenciler hizmet sektörünün çeşitli dallarına nitelikli ara personel olarak yetiştiriliyor. İstihdam odaklı eğitim veren okulun yiyecek, içecek, çocuk gelişimi, kimya, iletişim ve bilişim bölümü öğrencileri hem yurt içi ve dışında staj yapma imkanına hem de mezuniyet sonrası iş yerini açma belgesine de sahip oluyor. Okulumuzda kimya alanımız, çocuk gelişimi, yiyecek, içecek, güzellik, saç ve bakım, bilişim, gazetecilik alanlarımızda öğrencilerimize hem eğitim veriyor hem de mesleki eğitime bir katkı sunuyoruz. Farklı alanlarda eğitim veren, nitelikli eleman yetiştiren meslek lisesinden geçen yıl mezun olan 314 öğrenciden bir bölümü okulu bitirir bitirmez kamu ve özel sektörde işe girdi. Özellikle yiyecek içecek alanındaki öğrencilerimiz turizm sektöründe Akdeniz bölgesindeki otellerde istihdam olanağı buluyorlar. Diğer alanlarımızda da yine kendi bölgemizde, Hatay ilimizde istihdam olanağı sahip oluyorlar. Okul yönetimi bu yıl 200'e aşkın öğrencimizi işe yerleştirmeyi hedefliyor. Mehmet Cuma Balsever yiyecek içecek bölümü öğrencisi. Yiyecek içecek alanındayım. Burada olmaktan mutluyum. Çünkü ileride iş kaygım olmadığı için direkt yüksek otellerde çalışabileceğim. İş kaygım yok. Asiye Muratoğlu da aynı şekilde yiyecek içecek bölümü öğrencisi. Haftada 3 gün mutfak atölyemizde yemek yapıyoruz. Bazen günde 3 çeşit, bazen 2 çeşit yemek yapıyoruz. Haftada toplamda bazen 6-7 çeşit yemek yapmış oluyoruz. Abdullah Kavlar çocuk gelişiminde eğitim görüyor. Çocuklarla vakit geçirmeye ve çocuklara ayrı bir şey göstermeye ve sevdirmeye, örnek olmalarını ve düzgün abi olarak tavsiyelerimi bulunmak istiyorum. Türkiye Omurilik Felçliler Derneği tarafından 20 engelli bireye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Adres Defne. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından 20 engelli bireye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Ali Kemal hocama çok çok teşekkür ederim bu katkılarından dolayı. Bettüm emeği geçen arkadaşlarımıza, yardımseverlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Defne ilçesine bağlı Tavla Mahallesi'nde bulunan Defne evinde engelli bireylerle bir araya gelen Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Hatay temsilcisi Ali Kemal Turunç, Hatay'ın çeşitli ilçelerinden gelen engelli bireylere akülü tekerlekli sandalyelerini teslim etti. Turunç, emeği geçen herkese teşekkür etti. Bugün burada Hatay'ımızın değişik ilçelerinde yaşayan özel bireylerimize toplamda 20 adet akülü tekerlekli sandalye hediye etmek adına bir araya geldik. Bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Tavla Mahalle Muhtarı Acip Turunç, CHP Samandağ İlçe Başkan Yardımcısı Kenan Kuş ve Hatay Medikalciler Dernek Başkanı Hasan Ateş de birer konuşma yaptılar. Hayırlı olsun sandalyeleriniz. Bu konuyla ilgili katkıda büyük katkı sunan önce Ali Kemal hocamıza, sonra da derneğin genel çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen Türkiye Omurilik ve Felçliler Derneği İl Başkanı Ali Kemal Turunç Başkanıma saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, özel bireylerimize. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Özellikle bu tekerlekli sandalyeye Ali Kemal hocamızın vesile olması nedeniyle özellikle başta ona çok çok teşekkür ediyorum. Yardım seven arkadaşlarımız, destek olan arkadaşlarımız ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve Arsuz diyeceğiz. Arsuz Belediyesi ilk Avrupa Birliği projesi olan Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsü amacıyla insan ticareti konusunda farkındalık yaratma projesinin açılış ve eğitim töreni vardı. Adres Gök Meydan Nazım Kültür ve Sanat Merkezi efendim. Asaf Güven, Arsuz Belediye Başkanı'nın da bir konuşması var orada.
Arsus Belediyesi ilk Avrupa Birliği projesi olan Türkiye'de çocuk ticareti veya emek sömürüsü amacıyla insan ticareti konusunda farkındalık yaratma projesinin açılış ve eğitim törenini Gökmeydan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sagut, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Sağlığı ABD Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Derman Türkiye EÇPAT Başkanı, Avukat Şahin Antakyalıoğlu ve Psikolog Doktor Esra Güven'in eğitim verdiği programda önemli konuların üzerinde duruldu. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin desteğiyle Arsus Belediyesi ve EÇPAT Derneği işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'de çocuk ticareti veya emek sömürüsü amaçlı insan ticareti konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan projenin açılışına ilgi yoğundu. Belediye Başkanı Asaf Güven projeyi detaylandırdı programda. Çocuk istismarı her yerde olan bir olaydır. Birçok nedenle gizlenen, açığa çıkarılmayan bir olaydır. Bu da çocuğu hayatı boyu etkileyen bir durumdur. Türkiye'de bu konunun yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konu çok özel bir konudur. Biz burada bu projeyle bu önemli konuyu işlemek, farkındalık yaratmak ve bilinçlendirmek adına Avrupa Birliği ve EÇPAT Derneğimizle sizlerin önüne getireceğiz. Bu 6 aylık bir program. Bu sürede değişik kesimlere benzer toplantılar yapılacak, eğitimler verilecek. Programa Arsus Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsus Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, Arsus İlçe Jandarma Komutanı Barkın Er Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gül, Arsus Kent Konseyi Başkanı Profesör Doktor İskender Sayek, muhtarlar ve ilgililer katıldı. Evet, Arsus'dan çıkalım efendim, oradan yakın bir yere geçelim. Nereye? İskenderun'a geçelim. Sevgili Nazira Gülenay hanımefendinin, arkadaşımızın, meslektaşımızın gönderdiği bir haber bize. İnsan Hakları Derneği İskenderun Şube Sekreteri Ali Bahtiyar, Dünya Hasta Hakları Günü'nde hapishanelerdeki hastaların serbest bırakılmasını talep etti. İnsani bir talep mi? Tabii ki insani bir talep. Yani içerideki kişi suçlu olabilir. Herhangi bir suçtan yatıyor olabilir. Ama insan ve hasta tedaviye ihtiyacı var. Hapishane koşullarında nasıl tedavi edilir bu insanlar? Bunu ayrıca sorgulamak gerekiyor. Her şeyin üzerinde insan. Mesela Hazreti Ali'nin, İmam Ali'nin söylediği bir bir söz mü var diyelim. Evet, bir söz diyebiliriz. Benim Kâbem insandır. İnsandan daha üstün bir şey yoktur. Ve bu içerideki yatan insanların, özellikle siyasi nedenlerle içeride yatan insanların büyük bir bölümünün bu konudan dolayı muzdarip olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla bu söz konusu açıklamaya da sonuna kadar destek veriyorum. Hapishanelerde hasta mahpusların yaşam hakkı korunsun. Ağır hasta mahpuslar serbest bırakılsın. İnsan Hakları Derneği İskenderun Şube Sekreteri Adil Bahtiyar, Dünya Hasta Hakları Günü'nde hapishanelerdeki hastaların serbest bırakılmasını talep etti. Resmi olmayan açıklamalara göre sadece 2020 yılında adli tıp kurumunun 1330 kişiye hapishanede kalabilir raporu vermiştir. Tedavi ve bakım süreçlerinin hapishane koşullarında yürütülmesinin imkansız olduğu mahpuslar için dahi hapishanede kalabilir raporu veren adli tıp kurumu, sağlık sebebiyle infazın ertelenmesi raporlarına son ve tek merci olmaktan çıkarılmalıdır. Sağlık sebebiyle infazın ertelenmesi kararlarında Cumhuriyet Savcılarının takdir yetkisi kaldırılmalı, hastanelerin verdiği raporlar esas alınarak cezaların infazı ertelenmelidir. Evet, teşekkürler sevgili Nazire. Devam ediyoruz efendim. Nereye gideceğiz? Adana'ya gideceğiz. Adana'da, bak, haberin başlığı şu: düğünde havaya ateş açanlara silahla ateş eden damat tutuklandı. Kısaca özetleyeyim, düğün. Bilirsin, bizde çok insanlar severler bu tür şeyleri işte. Tabancalarını çekiyorlar, tüfeklerini çekiyorlar. Kaçta kaçı ruhsatlı, o da belli değil. Hangi amaçla taşıyor, üzerinde silahı bilinmiyor. Birçok insan bugüne kadar işte düğünlerde, bazı etkinliklerde havaya ateş açanlar yüzünden yaşamını yitirdi. Ama buna rağmen bu olaylar devam eder. İşte yine böyle bir şey. Adana'da bir düğün, insanlar havaya ateş açıyor ve damat uyarıyor. Diyor ki, arkadaş ateş açmayın bak, yani birinin başına bir şey gelecek. Ama onlar ateş açmaya devam ediyor. Bu sefer damat ne yaptı? Silahını çekti ve ateş açanların üzerine ateş açtı. Öyle komik mi? Komik. İlginç mi? İlginç. Yani ne bileyim, adını ne koyacaksınız bu haberin bilmiyorum. Buyurun. Düğünde havaya ateş açtılar. Rahatsız olan misafirler tarafından uyarıldılar. Dikkate almayıp
ateş açmaya devam ettiler. Taraflar tartışmaya başladı. Uyarıları dikkate almayıp ateş etmeye devam eden iki kardeş olayda av tüfeğiyle yaralandı. Üç kişi tutuklandı. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde Başak Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde davetliler tabancayla havaya ateş açan Cuma Bey ile kardeşi Celal Bey'e tepki gösterdi. Uyarıları dikkate almayıp ateş etmeyi sürdüren iki kardeşle taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Cuma Bey ve kardeşi Celal Bey av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgada silah kullanan damat İbrahim K., abi Sabah K. ve yeğeni Mustafa K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 sandı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ve sevgili seyirciler, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'in efendim daha önce yaptığı bir açıklama bu. Bugün de arkadaşlar bunu derlemişler. Biliyorsunuz 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Tabii Defne gibi bir yerleşim biriminde tamam sahipsizdir, efendim söyleyeyim yetimdir. Yani birçok eksiği vardır ama iyi bir Atatürkçüdür Defne ilçesi sakinleri. Demokrattır, efendim söyleyeyim. Özgürlük, insan hak ve özgürlükleri konusunda mücadele gösteren bir ilçedir Defne ilçesi ve aynı zamanda cumhuriyetçidir. Dolayısıyla 98. yıl dönümü cumhuriyetin etkinliklerle geçecek Defne'de ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Ahmet Saltık da bu özel günde Defnelilerle bir arada olacak. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Cumhuriyet'in 98. yaşını Defnelilerle birlikte kutluyor. Defne Belediyesi Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ahmet Saltı bu özel günde Defnelilerle buluşturacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ahmet Saltık 28 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Akdeniz Mahallesi Defne Evi'nde Cumhuriyet konulu konferans verecek. 29 Ekim Cuma günü devam edecek etkinliklerde ise saat 15 ila 17 saatleri arasında Sümerler Amfiteyatro Salonu'nda çocuklara özel yüz boyama ve balon dağıtımı yapılacak. 18'de Uğur Mumcu Bulvarı'nda köprü başındaki Atatürk Anıt Alanı'na meşaleli yürüyüş düzenlenecek. Akabinde ise saat 19.23'te Sümerler Amfiteyatro'da Nihat Mugil ve Umut Harbeli konserleriyle Cumhuriyet Bayramı kutlamaları taçlandırılacak. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, herkesi Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenleyecekleri etkinliklere davet etti. Evet, son haberde Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Spor yeni transferleriyle ligde ve FIBA Avrupa Kupası'nda başarılı sonuçlar almayı amaçlıyor. Ali Alkın, basketbol şube sorumlusu, Ekim Baş, antrenör, Bahar Çağlar Ökten takım kaptanı kısa kısa açıklamaları var. Höblaş Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatayspor yeni transferleriyle ligde ve FIBA Avrupa Kupası'nda başarılı sonuçlar almayı amaçlıyor. Ligin yanı sıra FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele eden Hatay ekibi geçen yıl kadrosunda bulundurduğu İdal Yavuz dışında tüm oyuncularla yollarını ayırarak 4'ü yabancı 11 basketbolcuyu renklerine bağladı. Akdeniz ekibi neredeyse tamamen yenilenen kadroyla hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Basketbol şube sorumlusu Ali Akın yeni ve genç bir ekiple sezona başladıklarını söyledi. Kesinlikle yeni ve genç bir ekiple beraberiz. İçinde tecrübeli oyuncularımız da var. Bunlara önderlik yapmak için özellikle bizim bu sene istediğimiz milli takım kaptanımızı aldık bu sene. Takımımıza dahil ettik. Ama geneli genç oyunculardan kurulu. Onlarla başındaki önderlerle birlikte iyi bir ekip oluşmasını, iyi bir takım havası yakalamalarını ve başarı bekliyoruz. Takımın baş antrenörü Ekim Baş, bu sezon uygun bir bütçeyle yeni bir takım oluşturduklarını belirtti. Hatay'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Öyle spesifik bir hedefler koymadık. Çıkalım her maç başı koyuyoruz hedeflerimize. En iyisini yapmak için oynuyoruz her maç.
Özellikle Avrupa Kupası tabii ki bizi çok yoruyor. Dar bir rotasyonumuz var. Haftada 3 maç oynuyoruz. Bunun bir tanesi deplasman oluyor. Yaklaşık 20-21 saat yol gidiyoruz. Antrenman yapamıyoruz. Sadece maçtan maça çıkıyoruz şu anda. Elimizden gelen en iyisini tekrar yapmaya çalışıyoruz. Takımın kaptanı Bahar Çağlar Ökten ise herkesin düzene adapte olabilmek için elinden geleni yaptığını vurguladı. Buradaki herkes düzene adapte olmak için her idman çalışıyor. Zaten hedefimiz de bu. Gerçekten çok iyi bir takım yansıtmak istiyoruz sahaya. Ekin abinin sistemini sahaya yansıtmak hedefimiz. Ve gerçekten iyi başladığımızı da düşünüyorum yeni takım olmamıza rağmen. Ama daha yolun çok başındayız ve daha birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Buna inanıyorum. Sevgili seyirciler, HRT Akdeniz Ana Haber Bülteni bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu. Elbette Allah izin verirse yeniden aranızda olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.